Herkese merhaba. Sizlere bu videomda su altını sadece dalış yaparak değil, uzaktan kontrollü ROV yani başka bir deyişle su altı drone tanıtacağım. Karşınızda Chasing M2. Aynı hava dronları gibi sert strafordan yapılmış bir kutusu var. Kutu hem alttan hem üstten açılabiliyor. Üstten açtığınız zaman drone ve havlusu çıkıyor. Kutuyu alttan açtığınız zaman kablo makarası, 3 yönlü şarj cihazı ve kumandası çıkıyor. Ayrıca aksiyon kamera bağlantı aparatı da var. Bundan biraz sonra bahsedeceğim. Drone pilini üçlü şarj diye bahsettim. Kumanda pilini ve hatta varsa yedek pilinizi aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Şimdi kutusuna tekrar dönelim. Sert strafordan yapılmış. Tek dezavantajı uçakla seyahat edenler için kutu dayanıksız olabilir. Bunu uçakta bagaja vermeniz çok mümkün değil. Çünkü kutu zarar görebilir. Ama aracınızın bagajını atıp çok rahat seyahat edebilirsiniz. Kutuya robotik kol da sığmıyor. Eğer drone'a robotik kol takılıysa kutuya bu şekilde yerleştiremezsiniz. Bu robotik kol için kutuya ayrıca yer verilmemiş. Bir alternatif olarak tüm cihazlarınızı sığdırabileceğiniz bir kutu alabilirsiniz. İsterseniz suya dayanıklı plastik, büyükçe bir kutu kullanabilirsiniz bunun için. Ben robotik kolu işi olunca monte ederek, işi bittiğinde ise demonte ederek kullanıyorum. Kutudan çıkardığımdaki ilk izlenimim tek parça güçlü bir set oluşu. Ölçüleri çok büyük değil. Eni 27,5 cm. Boyu 16,5 cm, derinliği ise 38,5 cm. Yani çok çılgın bir büyüklükte değil. Ağırlığı 4,5 kilo. Oldukça sağlam. Özellikle akıntılı sularda kullanıyorsanız oldukça stabil kalabiliyor. Drone'un ana çerçevesi kamera ve ışıklar gibi tüm elektronikleri önde topluyor. Geriye doğru bakınca pil yuvası arkada yer alıyor. Çerçevenin etrafına bakınca da metalle çevrelenmiş ama onların da üzeri yine plastikle kaplanmış. Bunlar dışında ayrıca motorlarını görüyoruz. Işık ve kamera sensörleri de ön tarafa yerleştirilmiş. Bu drone'da sevdiğim bir özellik de her şeye tam ihtiyacınız olacağı gibi çok güzel düşünülmüş. Tüm kablolar derli toplu duruyor. Bunları kablo bağına benzer parçalar ile tutturmuşlar. Kabloları etrafa savrulmaktan koruyor. Her şey oldukça güvenli ve fonksiyonel. Etrafta hareket edip zarar görebilecek hiçbir parça yok. Bu drone'da görüldüğü gibi 8 tane pervane var. Yurt dışında 4 pervaneli olan drone'lar var ama 8 pervaneli olması tabii ki ona daha fazla hareket kabiliyeti veriyor. Ben bu drone'u ilk test ettiğim zaman gördüğüm 8 adet pervanesi sayesinde her türlü suya çok rahat adapte olabiliyor. Drone'un bir diğer özelliği ise içinde saniyede 60 kare video çekebilen entegre bir Sony kamerası var. Eğer slow motion çekmek isterseniz Full HD veya 1920x1080 olarak saniyede 30, 60, 120 kare çekebilirsiniz. Fotoğraf kapasitesine bakacak olursak JPEG veya RAW formatında 12 megapiksel çekebiliyorsunuz. Hatta eş zamanlı olarak fotoğraf ve video çekebiliyorsunuz. Mesela video çekerken bir kare hoşunuza giderse o anda fotoğrafını da çekebiliyorsunuz. Kameranın iki tarafında LED lambalar var. Bu LED'lerin her biri 200 lümen. Yani 400 lümen ışıkla hem bulanık suda hem gece oldukça güzel görüntüler çekebilirsiniz. Gündüz vakti bir su altı çekimi yapmak isterseniz renkleri yakalayabilmek için 400 lümen aslında çok da fazla değil. Su altı fotoğrafçılığı için daha fazla ışığa ihtiyacınız olacaktır. Diğer bir konu ise ışıklar sensöre çok yakın yerleştirilmiş. Fotoğraf ve video çekimi için ideal olanı ışıkların sensörden uzağa yerleştirilmesidir.
Bu şekilde yakına yerleştirilince ışık yüzmesi noktasal olarak sensörün önüne yansıyor ve fotoğrafta karlanma benzeri görüntüye yol açabiliyor. Yani görüntü bozulabiliyor. Eğer kamera ışığınız kamera sensörünüzden uzakta yerleştirilmişse bu daha iyi bir çekim yapmanızı sağlayacaktır. Ama drone'un bu konuda güzel bir özelliği var. Çerçeve üzerindeki aksesuar rayları dilediğiniz gibi ışıklarınızı yerleştirmenize olanak tanıyor. Bunun dışında drone'la birlikte gelen bir aksiyon kamera bağlantı aparatı var. Bu da gösterdiğim aksesuar raylarına yerleştirilebiliyor. Burada kamera aparatını yerleştirebileceğimiz 10 farklı nokta var. 5'i yukarıda, 5'i ise aşağıda yer alıyor. Bir diğer özellik ise drone'un dahili hafızası yok. Videoyu SD karta kaydediyor. Üst tarafta bulunan bu kapak içinde SD kart yuvası bulunuyor. Buraya 512 GB micro SD kart takabilirsiniz. Ben bu büyüklükte bir kartı takmayı tercih etmiyorum. Çünkü yüksek hafızada bir kartı takıp bütün datayı tek bir karta toplamayı çok güvenli bulmuyorum. O yüzden daha küçük birkaç kart kullanmayı tercih ediyorum. Ama bu kadar büyük hafızada bir kartı çalıştırabildiğini bilmek de güzel. Beğendiğim bir özelliği de çıkartılabilir pili. Bazen uzun bir iş için kullandığımda pili çıkartıp şarja takıyorum. Biten pil bir taraftan şarj olurken 2,5 saat pilin şarj olmasını beklemek yerine yedek pili takıp işime devam edebiliyorum. Bu drone 97 watt lityum pille beraber geliyor. Uçağa 100 ve 100'ün üzerinde pil alınamıyor. 100'ün altında kalmak için 97 watt pil kullanılmış. Gerçekten çok güzel düşünülmüş bir özellik. Aksesuarlara geçecek olursak en başta bahsettiğim gibi robotik kolla beraber almıştım. Bu kolu da test ettim. Ben daha çok 12 kilo ağırlığa kadar olan nesneleri su altından çıkarmak için kullanıyorum. Bunu gerçekten çok sevdim çünkü monte etmesi ve kullanması oldukça kolay. Tek bir butonla kontrol edilebiliyor. Butona uzun basınca tutma kolu kapanıyor, kısa basınca açılıyor. Tekrar kısa basınca açmayı durduruyor. Uzaktan kumandadaki güzel bir özellik de ekrana konfigürasyonunuzu yaptıktan sonra bir daha ekrana dokunmanız gerekmiyor. Her şeyi kumandadan yapabiliyorsunuz. Drone'un tüm kontrolü, hareketleri kumandadan yapılabiliyor. Profesyonel kullanım ve endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış olan Chasing M2'yi bilimsel sualtı araştırmaları, sualtı fotoğrafçılığı, gemi altı surveyi, balık çiftliği kontrolleri, arama kurtarma görevlerinde kullanmak mümkün. Ben iş için kullandığım zamanlarda oldukça yardımını görüyorum. Çalıştığım gemi surveylerinde, balık çiftliklerinde, barajlarda, akvaryumlarda ve bunun gibi endüstriyel amaçlı kullanımlarda adeta benim yardımcım gibi. Kimi zaman dalış limitlerim dolduğunda işime kaldığım yerden devam etmeme yardımcı oluyor, kimi zaman da hiç dalmadan Chasing M2 ile su altında belirli işlerimi halledebiliyorum. Bu sualtı drone'u Projectin Blue web sitesinden satın alabileceğiniz gibi dilerseniz kiralayabilirsiniz de. Linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet, kullanım videolarını daha önce yaptığım drone'un teknik incelemesini de sizin için yaptım. Umarım videoyu beğenmiş ve faydalı bulmuşsunuzdur. Bunun gibi başka ürün incelemeleri de çekeceğim. İzlemek isterseniz eğer kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.